Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu die unregelmäßigen Verben, yani düzensiz fiiller. Bunlarla ilgili çalışmaları yapıyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Düzensiz fiiller deyince ne anlamalıyız? Fiillere bakıldığında arkadaşlar Almanca'da düzenli fiiller, düzensiz fiiller ve ayrılabilir fiiller var. Düzensiz fiiller konusunda şöyle bir şey var. Çekim yapıldığında arkadaşlar sadece ikinci tekil ve üçüncü tekilde bir dönüşüm oluyor. Oradaki vokal dönüşmüş oluyor. Ne demek istediğimi bu ders videosunda daha ayrıntılı bir şekilde kavrıyor olacaksınız. İlk örneğimize bakalım isterseniz arkadaşlar. İlk örneğimizdeki eylemin, sprechen eyleminin çekimini görüyoruz. Burada düzensiz olduğundan dolayı arkadaşlar sadece ikinci ve üçüncü tekilde ne olmuş? Vokal değişimi, bakın E, İ'ye dönüşmüş. Buradaki E, İ'ye dönüşmüş. Ich spreche olağan bir şekilde çekimlenirken du sprichst. Bakın ST gene aynı şekilde kalıyor. Sadece demek ki buradaki E, İ'ye dönüşmüş oluyor ve sen konuşuyorsun diyecek olursak demek ki du sprichst dememiz gerekiyor. Aynı şekilde üçüncü tekilde de aynı şey söz konusu. Er spricht, sie spricht ve es spricht şeklinde. Burada da gene E, İ'ye dönüşmüş. Bakın vokal demek ki ne oluyormuş? E, İ'ye dönüştüğünde demek ki, değil mi? Er spricht, sie spricht ve es spricht şeklinde yorumlanıyor. Ancak çoğul durumuna baktığımızda, yani birinci çoğul, ikinci çoğul ve saygı formu ya da onlar derken üçüncü çoğula baktığımızda ne oluyormuş? Aynı şekilde kalıyor. Bakın wir sprechen, biz konuşuyoruz. Ihr sprecht, değil mi? Karşımızdaki bir topluluk için konuşacak olursak ihr sprecht, siz konuşuyorsunuz dediğimizde, değil mi? Aynı şekilde kalıyor. Saygı formu sie sprechen ya da onlar derken gene ne oluyormuş? Sie sprechen şeklinde yorumlanmış oluyormuş. Ancak şu demek değil ki arkadaşlar, şunu da altını çizmekte fayda var. Düzensiz bir fiil varsa e mutlaka iyiye dönüşür diye bir şey diyemeyiz. Farklı dönüşümler olabilir. Dediğim gibi o yeri geldiğinde bunu belirtiyor olacağız. Basma kalıp maalesef gidemiyoruz. Düzensiz fiillerde mutlaka ezber şart arkadaşlar. Tıpkı artikellerde nasıl sorgulamıyorsak, değil mi? Düzensiz fiillerde de sorgulamamamız gerekiyor. Hani yabancı dille daha önceden de söylemiştim. Söylüyorum. Neden sorusu yok arkadaşlar. Neden bu böyle diyemiyoruz. Bunu kalıp olarak o dil dinamiğinde görüyor olmamız gerekiyor. Hazır buradayken arkadaşlar Nehmen'e bakalım. Nehmen de almak demek arkadaşlar. Bakın bunun yanına da gene ünlem işareti koydum. Neden? Çünkü burada da bir düzensizlik söz konusu. Düzensizlik denildiğinde az önce söylediğimi tekrarlayacağım. Ne oluyormuş? İkinci tekil ve üçüncü tekilde ne oluyormuş? Dönüşüm oluyormuş. Bakın burada ben alıyorum derken olağan bir şekilde çekimliyorum ve ich nehme diyorum. Ancak burada dikkat edelim. Du, bakın ne olmuş? Nehmen, du nimmst şeklinde, bakın bayağı radikal bir değişim olmuş. H düşmüş ve 2M geliyor bakın. Sen alıyorsun derken du nimmst demem gerekiyormuş demek ki. Er nimmt, sie nimmt, es nimmt. Bakın ne kadar radikal değişimler var, değil mi? Wir'e baktığımızda wir, ihr ya da sie, değil mi? Bunlarda herhangi bir dönüşüm yok. Wir nehmen, ihr nehmt, sie nehmen şeklinde yorumlanıyor. Sadece demek ki ne oluyormuş? İkinci tekil ve üçüncü tekilde du nimmst, er nimmt, sie nimmt ve es nimmt demem gerekiyor. Arkadaşlar şimdi de bu çekimli yapmış olduğumuz iki fiili örneklerle bir pekiştirelim. İlk cümlemize bir bakalım arkadaşlar. Am Dienstag spreche ich mit Julia cümlesini görüyoruz. Öncelikle bir anlamlandıralım. Am Dienstag hangi gündü? Salı günü, değil mi? Ne yapıyorduk günlerde? O günü belirttiğimizde ne yapıyorduk? Am Dienstag diyorduk, değil mi? Tek başına Dienstag diyemiyoruz.
Salı gününde diyecek olursak demek ki am Dienstag dememiz gerekiyormuş. Spreche ich, konuşuyorum ben, mit Julia. Julia bir kadın ismi arkadaşlar. Julia ile derken demek ki mit Julia demem gerekiyor. Şimdi bu cümleye baktığımızda eminim ki bazı arkadaşlar şey diyecektir. Yani burada özne niye başa geçmedi diyecektir. Öyle de diyebilirdik arkadaşlar. Bakın, ich spreche am Dienstag mit Julia. Bu da pekala söylenebilirdi. Yeter ki ben arkadaşlar eylemimi ikinci pozisyonda koruyum. Demek ki ben eylemimi ikinci pozisyonda koruduğum sürece dilediğim gibi diğer öğelerle oynayabiliyorum, başa getirebiliyorum. Burada demek ki ben salı gününü ne yapıyorum? Bu salı gününü altını çizdiğim için am Dienstag ile başlatmış oluyorum. Tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi, değil mi? Salı günü konuşacağım ben Julia ile dediğimde ne yapmış oluyorum? Salı gününün altını çizmiş oluyorum. Ya da ben konuşacağım derken ne yapıyorum? Değil mi güzel Türkçemizde? Ben konuşacağım diyorum. Burada da gene aynı şey söz konusu olabilirdi. O zaman ne diyecektim? Ich spreche am Dienstag mit Julia derdim. Ancak burada günün altını çizdiğim için am Dienstag ile başlıyorum. Dolayısıyla am Dienstag spreche ich mit Julia, salı günü Julia ile konuşuyorum. Şimdi bunu arkadaşlar biz bu cümleyi bir soru olarak değerlendirecek olursak, soru cümlesi olarak değerlendirecek olsak ne olurdu? Bakın burada evet ben bir hata yapmışım, bilmiyorum fark ettiniz mi? Du ile ilgili bakın ne dedik az önce? Sen konuşuyorsun derken ne diyeceğiz? Sen salı günü Julia ile konuşuyor musun derken ne yapıyoruz? Ich spreche, du sprichst. Değil mi? Dolayısıyla ne olacak burası arkadaşlar? İşte gözden kaçabiliyor bu. Ne olacak? Du sprichst. Peki ben bunun sorusunu sorduğumda sen salı günü Julia ile konuşacak mısın? Ya da konuşuyor musun? Bakın bunu iki türlü değerlendirebiliriz. Şimdiki zaman ya da geniş zaman. Almanca'da durum böyle arkadaşlar. Dolayısıyla şimdiki zaman ve geniş zaman bunlar aynı değerlendiriliyor. Yani olan bir cümle mastar halde diyelim anlaşılır olması için. Bakın burada bu sefer ne olmuş oluyor? Sprichst du am Dienstag mit Julia? Salı günü sen Julia ile konuşuyor musun? Evet, konuşuyorum. Değil mi? Evet, salı günü Julia ile konuşuyorum diyecek olursam ne olacak? Bakın burada ja, ich spreche am Dienstag mit Julia. Bakın burada ne oluyor? Gene olağan bir şekilde ne yapıyordum ben? Birinci tekilde yani ich pozisyonunda ne yapıyorum? Ich spreche demem gerekiyor. Dolayısıyla ja, ich spreche am Dienstag mit Julia. Evet, salı günü Julia ile konuşuyorum. Peki hayır konuşmuyorum diyecek olursam ne yapacağım? Gene ne olacak? Spreche şeklinde yorumlanacak değil mi? Neden? Çünkü ich olduğundan dolayı. Nein, ich spreche nicht am Dienstag mit Julia. Bakın burada bir olumsuzlama var. Ne bu? Öncelikle nein değil mi? Hayır diyorum ve burada ne yapmış oluyorum? Eylemi olumsuzluyorum. Nicht demiş oluyorum. Değil mi? Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Nicht hangi durumlarda kullanılıyor? Kein hangi durumlarda kullanılıyor ki? Bir sonraki örnekte bunu göreceğiz. Bakın burada eylem olumsuzlaştığı için ne oluyormuş demek ki? Ich spreche nicht. Konuşmuyorum denilmiş oluyor. Değil mi? Şimdi ikinci örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Natalie nimmt eine Suppe. Natalie bu bir kadın ismi arkadaşlar. Nimmt nehmen yani neydi? Almak demekti. Eine Suppe, die Suppe çorba demek arkadaşlar. Bir çorba diyecek olursak ne diyorduk arkadaşlar? Eine Suppe diyorduk değil mi? Şimdi burada nehmen'in çekimlenmiş halini görüyoruz arkadaşlar. Bakın nehmen ne olacak? Er, sie, es formunda incelendiğinde nimmt olacak değil mi? Demek ki burada Natalie değil de başka bir kadın ismi olsaydı ya da sie ile bir kadını kastetmiş olsaydık değil mi? Ne olacaktı? Nimmt olacaktı. Bu durumda da değil mi? Ne oluyor? Natalie nimmt, o alıyor değil mi? Natalie nimmt eine Suppe derken Natalie bir çorba alıyor. Yani söz gelimi bir restoranda değil mi Natalie? Ve ne yapıyor Natalie? Salata değil de işte çorba arzu ediyor. Dolayısıyla çorba
alıyor demiş oluyoruz. Dolayısıyla Natalie nimmt eine Suppe, Natalie bir çorba alıyor. Bunu soru olarak değerlendirecek olursak, soru cümlesi olarak değerlendirecek olursak ne yapıyorduk arkadaşlar? Eylemi cümlenin başına getiriyorduk ve ne oluyordu? Bu bir soru cümlesi oluyordu. Burada da yine aynı şey söz konusu. Ne yapıyorum arkadaşlar? Nimmt Natalie eine Suppe? Yani Natalie bir çorba alıyor mu diye soruyorum. Demek ki ne yapıyorum bu sefer? Nehmen'i, daha doğrusu burada çekimlenmiş olan Nehmen'i, yani Nimmt'i cümlenin başına alıyorum ve Nimmt Natalie eine Suppe diye soruyorum. Buna evet olarak karşılık verelim. Ne diyeceğim? Ja, Natalie nimmt eine Suppe. Evet, Natalie bir çorba alıyor derken değil mi? Gene olağan bir şekilde cümlemiz izliyor değil mi? Natalie nimmt eine Suppe. Sadece ne yapıyorum? Başına ya demiş oluyorum. Peki hayır, Natalie bir çorba almıyor diyecek olursam ne diyeceğim? Nein, Natalie nimmt keine Suppe. Bakın burada çorbayı olumsuzluyorum değil mi? Çorba almıyor değil mi? Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Suppe, die Suppe, ne yapıyordum? Eine Suppe diyordum. Ancak eine Suppe'yi olumsuzladığımda ne diyorduk? Keine Suppe diyorduk değil mi? Bunu ayrıntılı şekilde eine kein keine ders videosunda görmüştük. Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosunu izlesinler. Demek ki ne oluyordu? Eine keine şeklinde yorumlanmış oluyordu. Sıklıkla şu soru geliyor bana. Deniliyor ki işte Erhan hocam, nicht ve kein keine arasındaki fark nedir? Demek ki farkı bariz bir şekilde burada görüyoruz. Ne yapıyormuşum demek ki? Burada ismi, yani bu durumda çorbayı olumsuzluyorum. Ancak bir önceki örneğimizde sprechen vardı değil mi? Yani konuşmak. Burada da ne yapıyorum? Sprechen'i olumsuzladığım için nicht demiş oluyorum. Öyle değil mi? Dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzlarıyla tekrarlayalım. Am Dienstag spreche ich mit Julia. Am Dienstag spreche ich mit Julia. Sprichst du am Dienstag mit Julia? Sprichst du am Dienstag mit Julia? Ja, ich spreche am Dienstag mit Julia. Ja, ich spreche am Dienstag mit Julia. Nein, ich spreche nicht am Dienstag mit Julia. Nein, ich spreche nicht am Dienstag mit Julia. Natalie nimmt eine Suppe. Natalie nimmt eine Suppe. Nimmt Natalie eine Suppe? Nimmt Natalie eine Suppe? Ja, Natalie nimmt eine Suppe. Ja, Natalie nimmt eine Suppe. Nein, Natalie nimmt keine Suppe. Nein. Natalie nimmt keine Suppe. Şimdi de arkadaşlar sıradaki düzensiz fiillere bakalım. Lesen, yani okumak, ve schlafen, uyumak fiillerini görüyoruz. Bunlar da demek ki düzensiz fiiller kapsamındaymış. Nasıl çekimlendiğine bir bakalım. Ben okuyorum derken ich lese diyeceğim. Ancak du, dikkat edin arkadaşlar, burada du liest, bakın ie'ye dönüşmüş ve du liest şeklinde yorumlanıyor. Demin size söylemiştim. Ne demiştim? İ'ye dönüşebileceği gibi farklı vokaller de alabilir demiştim. Tam da burada ne yapıyoruz arkadaşlar? İ'e olduğunu görüyoruz değil mi? Demek ki sen okuyorsun derken du liest şeklinde yorumlanıyormuş. Tıpkı üçüncü tekilde olduğu gibi. Üçüncü tekilde de ne oluyor? Er liest, sie liest ve es liest şeklinde demek ki çekimleniyormuş. Düzensiz fiiller demek ki ne oluyormuş arkadaşlar? İkinci tekil ve üçüncü tekilde kökten vokal dönüşümünü gerektiriyormuş.
Wir lesen, bakın burada gene olağan bir çekimleme var. Ihr lest, bakın gayet doğal bir şekilde akıyor. Sie lesen, sie lesen, değil mi? Demek ki ich lese, ben okuyorum. Sen okuyorsun derken dikkat. Du liest diyorum. Du liest. Üçüncü tekil er liest, sie liest, es liest. Demek ki burada da gene dönüşüm oluyormuş. Wir lesen, ihr lest, sie, sie lesen şeklinde çekimleniyormuş. Peki schlafen'e bir bakalım. Schlafen uyumak demekti. Ben uyuyorum diyecek olursam ich schlafe demem gerekiyor. Ancak burada dikkat edin arkadaşlar. A ikinci tekilli ne olmuş? Du schläfst. Demek ki A umlaut almış. Yani A'nın üzerindeki, değil mi, bu noktalara A umlaut şeklinde E şeklinde telaffuz ediliyordu. Du schläfst, değil mi? Du schläfst demek ki sen uyuyorsun. Üçüncü tekilde de durum gene aynı. Er schläft, sie schläft, es schläft. Wir schlafen, bakın bundan sonrası gene olağan bir şekilde çekimleniyor. Ihr schlaft, sie schlafen, sie schlafen. Tabii bu çekimlemeyi yaparken bunu da söylemekte fayda var. Sonlandırıcılar gene aynı şekilde kalıyor arkadaşlar. Tıpkı düzenli fiillerde olduğu gibi, değil mi? Demek ki e, s, t, değil mi? Ich için sonlandırıcı e, du için s, t, er, sie, es için ne oluyordu? T oluyordu. Wir için mastarda kalıyordu. Ihr için sonlandırıcı t oluyordu. Sie, sie gene mastar halde kalmış oluyordu. Durum burada da gene aynı. Ancak tek bir farkla ikinci tekil ve üçüncü tekilde vokal değişimi oluyormuş. Dilerseniz bu fiilleri şimdi de örnekler içerisinde inceleyelim. Öncelikle ilk cümlemize bir bakalım. Der Schüler liest jeden Morgen die Zeitung. Der Schüler öğrenci demek. Tabi der Schüler derken ilkokul ve lise, değil mi? İlkokuldan liseye kadar olan öğrencileri kastetmiş oluyoruz. Üniversite öğrencisi olsaydı ne olurdu? Der Student olacaktı, öyle değil mi? Dolayısıyla burada der Schüler denilmiş oluyor. Tabi bu bir kız öğrenci olsaydı ne olacaktı? Die Schülerin. Ancak burada erkek öğrenci olduğundan dolayı der Schüler demem gerekiyor. Tabi der Schüler buna bakıldığında hangi kapsamda oluyor arkadaşlar? Bu üçüncü tekil. Yani er, sie, es, liste, değil mi? Er, sie, es, liest şeklinde çekimleniyordu. Ancak burada er yerine der Schüler var. Dolayısıyla der Schüler liest demem gerekiyor. Jeden Morgen, jeden Morgen her sabah demek arkadaşlar. Die Zeitung gazete demek. Dolayısıyla der Schüler liest jeden Morgen die Zeitung, öğrenci her sabah gazeteyi okuyor. Şimdi burada arkadaşlar die Zeitung belli bir gazete kastedilmiş oluyor. Dolayısıyla die Zeitung deniliyor. Ancak bir gazete okuyor. Herhangi bir gazete, ama bir gazete demiş olsaydık o zaman ne olurdu? Eine Zeitung olacaktı. Ancak burada ne diyoruz? Cümle ne diyor? Öğrenci her sabah o gazeteyi okuyor. Belli başlı bir gazete kastedilmiş olduğunda demek ki der Schüler liest jeden Morgen die Zeitung. Şimdi bunu soru olarak değerlendirecek olursak, öğrenci her sabah o gazeteyi okuyor mu diye soralım. Ne olacak arkadaşlar? Ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Eylemi ya da yüklemi, değil mi? Ne yapıyorum? Cümlenin başına alıyorum ve soru olmuş oluyor. Liest der Schüler jeden Morgen die Zeitung? Öğrenci her sabah o gazeteyi okuyor mu? Bakın burada ne olmuş? Liest başa gelmiş. Tıpkı, değil mi? İster düzenli olsun, ister düzensiz olsun, değil mi, fiilimiz? Ne yapmış oluyorum? Cümlenin başına getirdiğimde ne olmuş oluyor? Bu bir soru cümlesi olmuş oluyor. Dolayısıyla öğrenci her sabah o gazeteyi okuyor mu diye soruyorum. Liest der Schüler jeden Morgen die Zeitung? Şimdi bunu evet, öğrenci her sabah o gazeteyi okuyor diyelim. Ne olacak? Bakın burada ya der Schüler liest jeden Morgen die Zeitung, değil mi? Ne yapıyorum arkadaşlar? Olumlu bir şekilde yanıt verdiğimde demek ki ne yapıyorum? Ya ile karşılık veriyorum. Ya der Schüler liest jeden Morgen
Die Zeitung. Evet, öğrenci. Her sabah gazeteyi okuyor demiş oluyorum. Hayır diyeceğim şimdi. Nein, der Schüler liest nicht. Bakın, burada ne yapmış oluyorum? Hayır diyerek ne yapıyorum? Olumsuz yapmış oluyorum. Ancak bununla yetinmiyorum. Eylemi de olumsuzluyorum. Hayır, okumuyor diyorum. Dolayısıyla nein, der Schüler liest nicht jeden Morgen die Zeitung. Hayır, öğrenci her sabah gazeteyi okumuyor. Şimdi burada tabii güzel Türkçemizden farklı olarak cümlenin öğelerini görüyoruz arkadaşlar. Değil mi? Bizde nedir? Güzel Türkçemizde eylem sondadır. Ancak burada eylemimiz nerede? İkinci pozisyonda. Ancak dilediğim gibi oynayabiliyorum. Öyle değil mi? Dolayısıyla nein, der Schüler liest nicht jeden Morgen die Zeitung. Tabii ya da nein, der Schüler liest nicht jeden Morgen die Zeitung denildiğinde burada bu kalıp içerisinde pek görülemiyor. Ancak burada bakıldığında, isterseniz ilk baştaki cümleye bakıldığında şöyle de diyebilirdik. Jeden Morgen liest der Schüler die Zeitung diyebilirdik. Öyle değil mi? Dilediğim gibi oynayabiliyorum. Yeter ki ikinci pozisyonumda ne olsun? Eylemim kalsın, değil mi? Demek ki ben ne yapıyorum? Soru olarak sormak istediğimde eylemi cümlenin başına getiriyorum ve ne oluyor? Otomatikman bu cümle soru cümlesine dönüşmüş oluyor. Ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Sonraki örneğimize bir bakalım şimdi arkadaşlar. Ich schlafe zu lange. Schlafen uyumak demektir. Lange uzun. Zu lange oldukça uzun, yani haddinden fazla. Çok çok, değil mi? 12 saat söz gelimi, değil mi? Ancak o kadar fazla uyumak da iyi değil, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla haddinden fazla, çok çok fazla derken zu lange demiş oluyorum. Ich schlafe zu lange. Ancak ich schlafe lange derken uzun süre uyuyorum anlamı geliyor. Ancak zu lange denildiğinde demek ki bu bir pekiştireç arkadaşlar. Haddinden fazla, oldukça fazla anlamı geliyor. Şimdi ich schlafe zu lange, bakın burada gördüğü üzere gayet olağan bir şekilde izlen bir fiilimi, schlafen'i görüyoruz. Ancak schlafen düzensiz bir fiil. Dolayısıyla düzensizlik nerede söz konusuydu? İkinci tekil ve üçüncü tekilde. Dolayısıyla burada herhangi bir etkilenme yok. Ancak şimdi bunu soru cümlesi yaptığımızda, bakın bunu soru cümlesi yaptığımızda, dolayısıyla sen uzun süre uyuyor musun diyeceğiz. Dolayısıyla du ne olacak? Bakın dikkat edin. Schläfst du? Demek ki sen uzun süre uyuyor musun derken schläfst du lange? Değil mi? Sen uzun süre uyuyor musun? Demek ki du'ya göre ne olacak bu? Dönüşüme uğrayacak. A umlaut, yani schläfst du, değil mi? Schläfst du lange? Evet, uzun süre uyuyorum diyeceğim. Bakın burada gene schlafen gene olağan olarak karşıma çıkmış, değil mi? Hatta burada ne diyorum? Evet, haddinden fazla, oldukça uzun süre uyuyorum dediğimde ya ich schlafe zu lange dediğimde demek ki evet çok çok uzun uyuyorum. Çok çok fazla uyuyorum, değil mi? Atıyorum 12 saat uyuyorum denildiğinde, değil mi? O anlam doğmuş oluyor. Dolayısıyla ya ich schlafe zu lange diyorum. Hayır, o kadar uzun uyumuyorum. Ya da hayır, uzun uyumuyorum deniliyor Almanca'da. Dolayısıyla nein, ich schlafe nicht lange. Bakın ne olmuş arkadaşlar? Eylemden sonra ya da yüklemden hemen sonra nicht geldiği için olumsuzlama olmuş. Demek ki ben sadece nein ile yetinmiyorum. Nicht'i de mutlaka koymam gerekiyor. Burada dediğim gibi iş olduğundan dolayı olağan bir şekilde ne yapıyorum? Çekimliyorum. Çünkü iş neydi? İş düzensizliği gerektirmeyen bir durumdu. Düzensizlik nerede söz konusu oluyordu? İkinci tekilde ve üçüncü tekilde söz konusu oluyordu. Dolayısıyla evet, ben uzun süre uyuyorum dediğimde ya ich schlafe zu lange, hatta fazlasıyla uzun uyuyorum dediğimde zu lange diyorum. Hayır, uzun süre uyumuyorum. Nein, ich schlafe nicht lange demiş oluyorum. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım.
Der Schüler liest jeden Morgen die Zeitung. Der Schüler liest jeden Morgen die Zeitung. Liest der Schüler jeden Morgen die Zeitung? Liest der Schüler jeden Morgen die Zeitung? Ja, der Schüler liest jeden Morgen die Zeitung. Ja, der Schüler liest jeden Morgen die Zeitung. Nein, der Schüler liest nicht jeden Morgen die Zeitung. Nein, der Schüler liest nicht jeden Morgen die Zeitung. Ich schlafe zu lange. Ich schlafe zu lange. Schläfst du lange? Schläfst du lange? Ja, ich schlafe zu lange. Ja, ich schlafe zu lange. Nein, ich schlafe nicht lange. Nein, ich schlafe nicht lange. Sırada arkadaşlar vergessen var. Vergessen unutmak demek. Bakın bu da gene düzensiz fiiller kapsamında. Ben unutuyorum derken ich vergesse. Bakın du vergisst olmuş. E i'ye dönüşmüş. Bakın du vergisst şeklinde demek ki çekimleniyor. Tıpkı er sie ist'te olduğu gibi. Bakın burada da gene er sie ist vergisst şeklinde çekimleniyor. Burada fazladan bir S harfi koymaya gerek yok arkadaşlar. Görüldüğü üzere gene iki S ile yazılmış oluyor. Tıpkı du'da ve er sie ist'te olduğu gibi aynı şekilde yazıldığını görüyorsunuz. Wir vergessen, biz unutuyoruz. Ihr vergesst, değil mi? Siz unutuyorsunuz. Karşımızdaki topluluğu kastediyoruz. Saygı formunda sie vergessen ya da onlar derken gene ne demiş oluyoruz? Sie vergessen demiş oluyoruz. Hazır buradayken waschen de bakalım arkadaşlar. Waschen de yıkamak demek. Ben yıkıyorum derken ich wasche, ancak du'ya dikkat edelim. Du'da ne oluyor? A umlaut alıyor ve du wäschst demiş oluyorum. Bakın A demek ki A umlaut almış ve du wäschst şeklinde çekimleniyormuş. Er sie ist, evet burada da durum gene A umlautu gerektiriyor. Dolayısıyla er wäscht, sie wäscht, es wäscht şeklinde ne oluyormuş? Çekimleniyormuş. Bunun haricinde kalanlar da gene olağan bir şekilde çekimleniyor. Nasıl çekimleniyor? Wir waschen, ihr wascht, sie waschen, sie waschen şeklinde çekimlenmiş oluyor. Dilerseniz örneklere bir bakalım arkadaşlar. İlk örneğin ilk cümlesine baktığımızda ne diyor? Tim vergisst immer seine Hausaufgaben. Evet, bakın burada vergessen, unutmak fiilini Tim. Bu bir erkek ismi arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü tekile göre çekimlememiz gerekiyor, öyle değil mi? Dolayısıyla Tim vergisst immer seine Hausaufgaben. Immer, her zaman demek arkadaşlar. Seine Hausaufgaben, kendi ödevlerini derken seine Hausaufgaben demem gerekiyor. Dolayısıyla Tim her zaman kendi ödevlerini unutur dediğimde demek ki Tim vergisst immer seine Hausaufgaben demem gerekiyor. Bunu soru olarak değerlendirecek olursak, soru formunda değerlendirecek olursak ne olacak? Eylem başa gelecek. Dolayısıyla Tim her zaman ödevlerini unutur mu diye sorduğumda vergisst Tim immer seine Hausaufgaben diye sormam gerekiyor. Demek ki ne yapacakmışım? Tıpkı diğer eylemlerde olduğu gibi, değil mi? Ne yapıyordum? İster düzenli olsun, ister düzensiz olsun. Hatta ayrılabilir fiillerde de tabi o zaman da ek ne oluyordu? Sona gitmiş oluyordu. Ne yapıyordum? Her zaman, ama her zaman eylemi başa getiriyorum. Dolayısıyla bu bir evet hayır sorusu, değil mi? Ne sebebiyet veriyor, değil mi? Evet ya da hayır şeklinde cevaplamayı gerektiriyor. Dolayısıyla vergisst Tim immer seine Hausaufgaben, Tim her zaman ödevlerini unutur mu? Evet diyelim. O zaman ne diyeceğiz? Ya Tim vergisst immer seine Hausaufgaben. Yani ne diyorum? Ya Tim vergisst, evet,
Tim unutur her zaman immer seine Hausaufgaben. Değil mi? Peki bunu olumsuz olarak değerlendirecek olursak, nein, Tim vergisst. Bakın burada nicht dememişiz de ne demişiz? Nie demişiz. Nie asla demek arkadaşlar. Asla. Dolayısıyla nein, şöyle de diyebilirdik nie yerine. Tim vergisst nicht seine Hausaufgaben da diyebilirdik. Ancak burada asla unutmaz denildiğinden dolayı nie denilmiş. Nein, Tim vergisst nie seine Hausaufgaben. Yani çok düzenli ödevini yapan birisi anlamına gelmiş oluyor. Ancak burada nicht olsaydı, nein, Tim vergisst nicht seine Hausaufgaben. Burada belki birazcık olasılık vardı. Hani Tim belki, değil mi, aralarda ödevini unutabiliyor gibi bir anlam doğabilirdi. Ancak burada nie denildiğinde asla her defasında ödevini tam getiriyor, değil mi? Tam yapıyor gibi bir anlam çıkmış olurdu. Ancak burada görüldüğü üzere vergessen ne olmuş? Tim'e göre çekimlenmiş. Tabii ben burada düzensiz fiilleri anlatırken kendimi kaptırabiliyorum ve başka şeylere de yönelebiliyorum ama buradaki amaç zaten bu, değil mi? Mümkün mertebe hepsini kapsamlı bir şekilde görüyor olmak. Hatta daha önceki videolarda da demiştim, dersler burada kalmayacaktır. Bu konu sonraki derslerde de mutlaka karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla aslında bütüncül olarak baktığımızda daha keyifli de oluyordur diye düşünüyorum, değil mi? Hatta şurada da yeri gelmişken söylemekte fayda var. Seine Hausaufgaben denildiğinde bunu posesiflikte de ayrıntılı görmüştük, değil mi? Onun, bir erkeğin ödevleri denildiğinde seine demiş oluyorduk. Yani erkeğin dememin sebebi şu. Kendi denildiğinde bu bir kız olabilir, bu bir erkek olabilir, değil mi? Ödev. Ancak burada Almanca'da bu cinsiyetler çok önemli olduğundan dolayı seine Hausaufgaben denildiğinde kendi derken kim kastediliyor? Bir erkek öğrenci kastediliyor, değil mi? Ancak bu bir kız öğrenci olsaydı ne olacaktı? Ihre Hausaufgaben olacaktı. İşte o noktada ben ister istemez bu şekilde konuşabiliyorum. Dolayısıyla lütfen beni hani Türkçeyi evet, düzgün kullanmıyor hocamız diye şey yapmayın. Böyle yalın bir şekilde anlatmayı gerektiriyor çünkü çoğu zaman. Dolayısıyla burayı toparlayacak olursak arkadaşlar, Tim vergisst immer seine Hausaufgaben. Tim her zaman ödevlerini unutur. Sorusunu soracak olursak, vergisst Tim immer seine Hausaufgaben diye soruyoruz, değil mi? Her zaman unutur mu Tim ödevlerini? Evet, Tim her zaman ödevlerini unutur. Ya Tim vergisst immer seine Hausaufgaben. Hayır, Tim asla ödevlerini unutmaz. Nein, Tim vergisst nie seine Hausaufgaben demiş oluyoruz. Şimdi de arkadaşlar sonraki örneğimize bir bakalım. Sondaki örneğimizin ilk cümlesi Die Mutter wäscht jeden Samstag die Wäsche. Evet, die Mutter neydi? Anne demekti. Waschen neydi arkadaşlar? Yıkamak demekti. Jeden Samstag her cumartesi die Wäsche çamaşır demek arkadaşlar. Dolayısıyla anne her cumartesi çamaşırları yıkar derken die Mutter wäscht jeden Samstag die Wäsche demem gerekiyor. Ancak burada waschen, değil mi? Die Mutter üçüncü tekile göre incelendiğinde ne olacak? Wäscht şeklinde yanıtlanacak. Dolayısıyla daha doğrusu bu şekilde değerlendirilecek. Die Mutter wäscht jeden Samstag die Wäsche. Peki bunun sorusunu soralım. Ne olacak? Wäscht die Mutter jeden Samstag die Wäsche? Anne her cumartesi çamaşırları yıkar mı? Evet diyelim. Ja, die Mutter wäscht jeden Samstag die Wäsche. Hayır diyelim şimdi arkadaşlar. Nein, die Mutter wäscht nicht jeden Samstag die Wäsche demiş oluyoruz, değil mi? Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla burayı bir tekrarlayalım. Sanki hızlı akmış gibi oldu, öyle değil mi? Demek ki anne her cumartesi çamaşırları yıkar derken die Mutter wäscht jeden Samstag die Wäsche. Demek ki waschen
üçüncü tekile göre ne olmuş? Çekimlenmiş. Soru olarak değerlendirildiğinde Was die Mutter jeden Samstag die Wäsche diye soruyorum. Evet, anne her cumartesi çamaşırları yıkar derken Ja die Mutter wäscht jeden Samstag die Wäsche demem gerekiyor. Olumsuzladığımda Nein die Mutter wäscht nicht jeden Samstag die Wäsche. Hayır, anne her cumartesi çamaşırları yıkamaz demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Tim vergisst immer seine Hausaufgaben. Tim vergisst immer seine Hausaufgaben. Vergisst Tim immer seine Hausaufgaben? Vergisst Tim immer seine Hausaufgaben? Ja, Tim vergisst immer seine Hausaufgaben. Ja, Tim vergisst immer seine Hausaufgaben. Nein, Tim vergisst nie seine Hausaufgaben. Nein, Tim vergisst nie seine Hausaufgaben. Die Mutter wäscht jeden Samstag die Wäsche. Die Mutter wäscht jeden Samstag die Wäsche. Wäscht die Mutter jeden Samstag die Wäsche? Wäscht die Mutter jeden Samstag die Wäsche? Ja, die Mutter wäscht jeden Samstag die Wäsche. Ja, die Mutter wäscht jeden Samstag die Wäsche. Nein, die Mutter wäscht nicht jeden Samstag die Wäsche. Nein, die Mutter wäscht nicht jeden Samstag die Wäsche. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde düzensiz fiilleri ne yapmış olduk, incelemiş olduk ve örneklerle pekiştirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.